Merhaba, hoş geldin. Bugünkü videomuzun konusu Türkiye'nin en çok satan tam otomatik espresso makinelerinden bir tanesi. Siemens AQ500. Bu videoda Siemens AQ500'ü inceleyeceğiz. Ayarları nelerdir? Temizliği nasıl yapılır? Bu makineyle ne tür kahveler içebiliriz? Bu videoda bunu bulacaksın. Hadi videomuza geçelim. Kahve makinesini çalıştırmadan önce size bölmelerini göstermek istiyorum. Açma kapama tuşumuz burada. Start Stop tuşumuz burada. Menü tuşlarımız burada ve kahve seçtiğimiz tuşlar da üst kısımda yer alıyor. Suyunu yan tarafından ilave ediyorsunuz. Üzerinde yer alan maksimum çizgisine kadar suyumuzu ilave edebiliriz. Kahve ekleme bölümü üst tarafta. Toz kahveyi ön taraftan ilave ediyorsunuz. Çekirdek kahveyi ise üst taraftan ilave ediyorsunuz. Şu şekilde kapağı açılıyor. Şu şekilde çevirerek 3 kademede kahvenin inceliğini ayarlıyorsunuz. Kahve makinemizi seçmemizde en büyük etkenlerden bir tanesi ise temizleme işlemiydi. AQ500 kahve makinesi kendi temizliğini kendi yapıyor. Makineyi ilk açtığımızda ve kapatma esnasında kahve kanallarını kendiliğinden temizleme işlemini gerçekleştiriyor. Bizim yaptığımız temizleme işleminden bir tanesi ise kapağını açıyoruz. Kahve posası buraya birikiyor. Kahve posasını da boşaltacağız. Öğütücüsünü ise bu şekilde mandalından çıkartarak kendinize doğru çekiyorsunuz. En üst mekanizmaya su değdirmeden alt tarafı yıkama işlemini gerçekleştiriyoruz. Temizlik işlemi bu kadardı. Şimdi kahve makinemizi çalıştıralım. Makinemiz şu anda kullanıma hazır. Kahve makinemizin yaptığı kahveleri görmek istediğimizde en başta espresso var. Espresso'ya bastığınızda buradan sertlik derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Normal, yumuşak, sert, çok sert, toz kahve şeklinde sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan milimini ayarlıyorsunuz. Kaç milim kahve istiyorsanız. Buradan ise 2 bardak istiyorsanız yan yana 2 bardağı koyduğunuzda 2 bardağı da aynı anda dolum yapabiliyor. Sonrasında kafe krema, cappuccino ve latte macchiato. Devamında ise espresso macchiato, espresso doppi ve flat white, americano, süt köpüğü ve en sonunda da sıcak su alabiliyorsunuz bu makinenin menülerinden. Bütün kahvelerde de aynı şekilde hem sertlik derecesini hem de milimini ayarlayabiliyorsunuz. Hızlıca menülerini gezelim. Menüye bastığımızda en üstte temizlik menüsü var, filtre menüsü var. Kahve sıcaklığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Biz genelde maksimumda tutuyoruz sıcak içmeyi sevdiğimiz için. Güncel ayar kaydedildi diyor. Kullanmadığınız zaman kendi otomatik olarak kapanıyor. Bu 30 dakikada ayarlı, biz bunu 15 dakika yapalım. Su sertliğini ayarlayabiliyoruz. Sertliği 4. Aksaray ili için yetkili servisin önerdiği su sertliği 4 numaralı ayarda kalmasını istemişti. Biz yine bu ayarda bırakıyoruz.
Tuz seslerini kapatabildiğiniz gibi fabrika ayarlarına da dönebiliyorsunuz. Cihaz bilgisini de en sondaki menülerinde cihaz bilgisini görüyoruz bu şekilde. Menülerimiz bu şekildeydi. Şimdi bir latte macchiato dolduralım ve makine nasıl çalışıyor, sesi nasıl, ne kadar sürede dolduracak hep birlikte siz de görmüş olun. 280 milim sert ayarında dedim ve başlatıyorum. Videoda çıkıyor mu bilmiyorum. Buradan buharı veriyor yukarı doğru. Kahvemiz hazır. Kahve alma işlemimiz tamamlandı. Kahve makinesini kapatmak istediğimizde kendisi kahve kanallarını temizliyor. Süt hortumunu da temizliyor. Ama bu işlemden önce yapmanız gereken ise süt temizliği menüsünden süt sistemine bastığınızda borunun süt borusunun altına boş bardak koyun ve süt haznesinin süt hortumunun da temizliğini makine kendisi gerçekleştiriyor. Süt yağlı olduğu için kanalların daha çabuk tıkanmasına neden oluyor. Bu nedenden dolayı kahve, sütlü kahve aldığınızda gün sonunda bu işlemi yaparsanız makinenin kullanım ömrü açısından faydalı olacaktır. Gördüğünüz gibi menü Türkçe olarak sizi yönlendiriyor. Süt sistemi temizliği tamamlandı dedi. Şimdi ise kahve makinesini kapatacağım. Kahve kanallarını kendisi temizliğini gerçekleştirecek. Evet, şu anda makinemiz kapandı.
Arkadaşlar herkese merhaba. Güzel kahvemizi aldık. Hemize 50 bardağımla. Kahve içmek isteyenlere tavsiye ederim. Çok güzel kahve. Oh. Kanalımıza abone olmayı hiç unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bize afiyet olsun. Almayı düşünenlere de bu şekilde fikir vermeye çalıştım. İzlediğin için teşekkür ederim. Abone olmayı unutma. Hoşçakal. Bu tarz videolardan daha çok olsun diyorsan bu videoyu beğenebilir, yorum yapabilir, süper teşekkür tuşuyla kanala bağış yapabilirsin.